Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه Günaydın, günaydın canlarım benim, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hem gönlüme hem evime. Keyifler nasıl? Evet, keyifler biraz dediğimiz gibi arkadaşlar da yazmış. Haberlerde can sıkıcı birçok arkadaş yazmış. Uyku uyuyamadık şöyle böyle diye. Hayat, işte bu da böyle bir hayat. Günümüze nasıl başlıyoruz? Yüzümüzden gülücük, kalbimizden sevgi. Soframızdan bereket. Bedenimizden sağlık. Eksik olmasın canlarım benim. Herkesin evinde dirlik, düzenli, huzur ve mutluluk diliyorum hepimize. Saat 9 oldu, hemen şeye gittim. Arkadaşım biri yazmış. Karpursa'dan almadı ya. A101'e gittim. Şu poşetten yine aldım. Bunlar iyi oluyor. Hakikaten iyi oldu. Hem küçük minik. Kendime göre koyuyorum. Bir tane daha kalmış. Hemen yumurtalarımı. Dolaba yerleştirmeden önce kahvaltımızı yavaş yavaş hazırlayalım mı canlarım benim? Hazırlayalım. Hep beraber kahvaltımızı bir yapalım. Ben bir tane yeter dondurucuya koyacağım zaten. Bundan canım istedi. Ay, gülesim geldi. Ne diyeceğiniz ki bakalım neler, neden güldü? Şşş, dur. Kıpraşıp durma bak kendi. Dün ben peynir çıkarmıştım. Biraz peynir.
Bu da var ya küt diye devriliyor bu. Buradan aşağı koyayım ben. Ben de böyle göreyim şimdi. Dolabın üst kapağının şeyi şöyle az olduğu için koyduğum tak tak düşü veriyor. Benim bu ne varmış ötekilerin içinde? Bir bundan vardı 4-5 tane de. Ha, birine Ebru'nun verdiği incirleri koydum. Daha olması lazım. Makinede de yok. Neredesin, nerede? Aklım, fikrim sende. İkisi makinedaymış, pardon. Pardon. Hatice'ciğim. Biraz daha yiyelim, biraz daha alalım kiloyu. Sen öyle de diyorsun ya. Kilon kaç? Az, biraz daha yukarıya çıksın, fırlatalım. Derd oldu herkese. Alıyorsan ben alıyorum. Öyle demiş bana. Şu kadar kilo, bu kadar kilo. Ne kandıracağım seni be? Bugün keyfimiz iyi. Yeşil zeytinim. İki tane de yeşil zeytin. Telefon. Yallahi yavar. Efendim anne. İyi tamam kızım. Hadi kahvaltı yaptın mı? Yani bir şeyler yedim ama sen yapma. Ha ben hazırlıyordum. Bekleyeyim o zaman seni. Hadi annem hadi bakalım. Dur. Berrin geliyor. Biraz atıştırdım ama yaparız yine beraber dedi. Hemen ona da bir tanecik yumurta koyayım. Billahi yalan. Yalan da yalan. Senin de ağzın burada var, sen de yalan. Biraz atıştırdım anne dedi. Ah evlatçım da. Kahvaltıya geleceğini bilseydim. Gerek merek bir şeyler hazırlardım. O bana sabah erkenden daha Karkursa'ya gitmeden telefon açtı da. Anne öğlen sonu geleceğim dedi. Tamam dedim. Ben onu öğlen sonu bekliyordum. Onun için bunu da buzluğa koyayım da gelsin kendisi ne kadar istiyorsa kendisi de şey yapsın. Ayarlasın, koysun. Dışarıda işi vardı onun. Şu benim olsun.
Gerçi ben koyuyorum da kendisi gelince de koysun. Ne kadar yemek istiyorsa. Tamam dedim. Neyse artık. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Derler de misafir de değil de artık. Bak çeri domatesi alacaktım. Baktım, seviyorum onu ben. Hafif. İçlerinde erik de var. Pakette olduğu için. Vazgeçtim. Domatesi seviyorum kahvaltıda. Vallahi yetmezse kendisi alsın koysun gene istediği kadar. Bana ikişer tane yeter bunlar. Bir de yumurta. Arkadaşlar da videoda cevabını da yazdım da söyledim de hem demiş. Haber vermesi mi gerekiyor karşılamaya? Hayır, istemedi belki de. Bazıları da gayet çok güzel yorum yapmış. Ya bırak bir çoluğunla çocuğunla olsun. Hasret gidersin. O da bir aile hemen cöp diye videoda da söyledim ben de. Ama işte anlamadım. Bazı arkadaşlar anlamıyor. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Domatesi de doğrayayım. Allah Allah, ne oldu ki acaba ya? Öğlen sonu geleceğim yarın. Dışarıdaki işlerini halletmeden uğrayacak herhalde. Büyük ihtimalle öyle. Ve buradan çıkınca yapacak. Halledecek. Tekne kazıntısı. Öğlen sonu diye konuşmuştuk. İşte erken bitti. Geçen gün geldim. Yani. Anneannem hoş geldin. Hasret giderdi evinde çocuklarınla. Şimdi burası. Aynen. Kışlıkları çok çabuk giymişsin. Ben üşüyorum. Kansızsın anne. Vallahi kansız. Bayağı da zayıflamışsın. 52 kilo. İyi. Belki de daha da düştüm, bilmiyorum. 52'den düşüksündür ya. Olabilir. Hemen sana da yumurta koydum. Hadi geçelim anne. Gel geçelim. Şu senin. Tamam. Azsa kendin koy annem gene. Hayır, çok bile yeter de. Ben bunları yemem ama. Sağlıklı beslenir benim kızım. Yok. Anası gibi sağlıksız beslenmiyor. Sevmiyorum ben. İyi, hadi sağlarsın. Ekmeğimiz orada. Buyurun, hep beraber afiyet olsun. Evet. Ne dedi doktor? Ya benim kulağımda vardı, böyle karıncalanma gibi. Yani ses yok, uğultu yok, ağrı yok, sızı yok, hiçbir şey yok. Çınlama yok. Ama sanki böyle, yani anlatamıyorum da ilk defa olduğu için. Sanki böyle kulağımın içinde bazen böyle hani orayı hissetmiyorum gibi. Bir garip bir şey oluyor böyle. Şimdi bak, onu ben de sana söyleyeceğim. Benim de hemen hemen bir aya yakın sanki kulağımın içinde bir şey geziyor ya da bir cam kırılıyor gibi şeyler oluyor. Ne o? Vertigo. Vertigo. Ama o ayrı seninki, farklı. Ama ben doktor özellikle sordu. Hani vertigo mu? Bir şey ses duyuyor. Hiçbir ses yok. Ses yok, kaşıntı yok. Allah Allah. Sadece böyle his kaybı gibi. Böyle karıncalanma gibi. Hani saçın şöyle içine girer de sesi değil de böyle orayı biraz böyle hafif değişik bir duygu hissedersin ya, onun gibi. Ona mı baktırdın? Ona işte onun için gittim. Doktor da yaptı, ses testi yaptırdı, işitme testine girdim.
Baktı onlar sağlam çünkü ben duyuyorum yani. Kulaklarımla ilgili hiçbir şey yok. Ay derdim ya. Hayır, hayır. Ha çok iyi duyuyorum yani. Övünmek gibi olmasın da baktım hatta doktor da oraya yazmış sağ %100, sol %100 duyuyor diye. Yani duymamda hiçbir sıkıntı yok. Dedi belki B12 düşüklüğünden kaynaklanıyor olabilir dedi. Bana işte vitamin bir şeyler yazdı verdi. Bunları dedi kullan dedi, devam ederse dedi tekrar geri gel dedi. Etse de etmese de bir ay sonra gene gel dedi. İyi, havalarıyla gel. Bu vertigo neden oluyor be? Hiç bilmiyorum ya, yükselin de olmuştu bir ara vertigo. Kulak kristalleri yerinden oynuyor. Benimki, böyle olduğu zaman... Benimki fazla oynuyor herhalde, ikisi birden sanki böyle içinde... Ama şey yaparsın böyle, mesela başın döner, oturduğun yerden kalkamazsın. Onun hareketleri var anne şöyle. Onu yaptığın zaman düzeliyor o. Kristaller yerine oturuyormuş. Yani onlar benim... da ayaklandı benim gibi. Hazır olmuş. Aynen, ben yerimde duramıyorum, onlar da ayaklandı. Tatilinizi de yaptınız. Yani işte dinlendik, kendimize geldik biraz. İyi oldu. Tazelendik, geldik oradan. Değişik yerler. Görüyoruz, geliyoruz. Sağ olsun patronlarımız. Bizi her sezon sonunda tatile götürüyorlar. Yani elemanlarına da bakan patron canla başla çalışıyorsun. Evet. Yapmayan da var ama anne. Aynen. Onu yapmayan da var. Yani Türkiye'de bile tatile götüren patron ben duymadım. Personel gecesi olur muhakkak. Evet. Eğlence olur. Ama çoğu otelde yok artık. Yani Antalya'da benim çalıştığım en son otellerde biz personel gecesi görmedik mesela. Ha, değil mi? Onun öncesinde görmüştüm evet ama artık onu da yavaş yavaş kaldırdılar. Yani vardır mutlaka yapan oteller ama. Cenlere beraber biz de gittiydik ya. Evet. Cenler yapıyordu mesela. Yani televizyon, buzdolabı, beyaz eşya veriyordu, altın veriyordu. Evet. Bir nevi motive aslında personel için. Yani. Güzel bir şey. Stres atma. Geziyoruz, geliyoruz. Çalıştık. Bizim kızımızın ayağının biri Bulgaristan. Selam olsun. Çok, çok tavada çok koymuş lan be. Kim yiyecek bunu? Ekmeksiz ya. Ben ufak tefek bir şeyler yedim. Ufak tefek yedim işte poğaça falan. Ne yaptın evini? Ötekinden büyük değil mi? Ötekinden şöyle büyük, mutfağı büyük ama yatak odasıyla oturma odası küçük. Aman kadının da ömrü mutfakta geçiyor. Öyle. Banyo ile mutfak çok önemli. Aynen. Öyle olunca neyse hayır. Giriş oldu da iyi yani, olmuş. Giriş oldu. Gerçi asansör var oralarda da. Aynen. Yani bizim için sıkıntı olmuyordu da. Ya evi o sitede yüksel taşınırken sadece bu ev boştu. Öyle olunca yani istese de istemeyerek de olsa mecburen oraya taşındı. Şimdi herkes soruyor niye kendi evimize gitmiyorsunuz diye. Ya burası güvenlik açısından da çok iyi. Bir de bizim kendi evimizde buranın arasında çok bir fark vermiyoruz. Yani 3000 lira kadar bir fark. Ama bu iyi mi? Ay iyi olmuş denk bu yani bu. Evet. Öyle iyi oldu. Yani çok da bir fark olmayınca neden oturmayalım orada? Öyle mi? Ejin okuluna yakın. Arkadaşlar oluyor. Site içerisinde hem. Öyle olunca bize de iyi oldu. Yani şey etraf çok kötü olmuş artık. Haberlerde her gün duyuyoruz. Sen haberlerde her gün duyuyoruz. Ben bundan 2-3 gün öncesi kendi kendime moralimi bozdum. Niye? Yeni doğan çetesi. Ha evet. Yemin ediyorum o gün hasta oldum. Seyretmeyeceğim şu haberleri diyorum. Gene seyredeceğim. Seyretmesen ne yapacaksın? Mecbur bakıyor ki dünyada, Türkiye'de yani nerede olmuş. Bakıyorsun. Doktor işte bak ben her zaman diyorum. İnsanın kişinin kendisini yetiştirmesi önemli. Doktor olmuş, söz meclisten dışarı hepsi böyle oldu diye bir şey yok. Ama isterse 3 üniversite bitirsin. Kendisini yetiştirmediği sürece
Yani biraz kişilik meselesi. İşte aynen. Bilek terbiyesiz dalga geçiyor. En son dünyaya gelen maymun gibi bir şeydi. Anam. Psikolojisi bozuk insanlar bunlar. Yani. Valla onu diyorum ben de hep arkadaşlar. Gidişatımız hiç iyi değil, hiç. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Evet. Ya sadece Türkiye'de değil bu. Her yerde. Her yerde. Dünya yerinde var. O beyaz şey ne anne be? O. Orada. Benim et. Senin orada baharatların yok muydu? Kaldırdım buraya koydum. O benim şey. Kurban Bayramı'nda kestik ya. İkişer tane kestik. Et tahtam kırıldı. İkisi de. Hı. Belgini al dedim. Gelirken 180'i almış bir tane çok büyük. Bu böyle seti. İyi. Benim takipçim bana dedim, tekrar söylüyorum Filizci. Adresini ver. Ya zahmet etme dedim. Ben kullanıyorum illaki benim içimden geldi. Çok ısrar edince öpüyorum hayatım buradan seni, kesene bereket tekrar. O gönderdi. Öyle dörtlü. Tam da ufak, benim istediğim gibi. Belginin aldığı kalın iyi de kocaman. Kurbandan kurbanı. Şey, aslında renk ayrımı yapsalarmış iyiymiş. Çapraz bulaşma için. Ne? Çapraz bulaşma. O nasıl şey be? Yani otelde çalışırken tavuk doğradığın tahtadan et doğrayamazsın. Balık doğrayamazsın. Beyaz peynir. Bak mesela hepsinin ayrı ayrı renkleri vardır. Şöyle söyleyeyim. Pişmiş et tahtası kahverengi, çiğ et tahtası kırmızı, çiğ tavuk tahtası sarı, peynirler beyaz, yeşillikler yeşil tahtada. Hepsi böyle ayrılıyor. Başka tahta kullanamazsın. Hangi işi yapacaksın? Ona göre. Balıklar mavi mesela. Ondan dedim, rengine göre yapsaydım bir şey. Vallahi olur. Rengine göre değil ama bak, bu balık tahtası resmi var. Tamam, işaretlemiş arkadaşlar. Evet, bu balık tahtası. Öteki farklı. Dört tane böyle dörtlü set farklı onlarda. Hmm. Üstüne resimlerini koymuşlar. Ha, iyi, ne güzel. Ayrıştırmışlar. Çapraz bulaşma olmasın diye. Renk olsa ben rengi zaten karıştırırım. Hoş, bunları da balığa balıkta onu onda yapmıyorum da. Atıveriyorum makineye, yıkanıyor. Ya evde kaç tane kullanıyoruz zaten? Hani herhalde 3 tane falan var. Ama ne yapıyoruz? Çamaşır suyuna yıkıyorsun, o şeyi önlemiş oluyorsun. Yani. Dezenfekte etmiş oluyorsun. Yani. Tabii otelde çalışırken onu yapmak mümkün mü? Onu kullan, ondan sonra. Yani. İmkanı yok. Zaten Sağlık Bakanlığı'ndan gelirlerse bir de öyle. Aman, yeşil tahtanın üstünde çiğ et doğruyor. Cezaya bak, oteli bile kapatırlar. Aman. Tabii, o kadar mı bir cezası var? Ay, ellerin hep yanmış yani. Yandı. Yağ sıçradı, tencereye değdi, derken öyle oldu. Ne yapayım, benim de işim bu, yanmalı kesmeli. Aynen. Alıştık artık, ben alıştım ona. Neyse, karnımız doyur, onu birer de kahve içeriz. Evet. Sen kalın gibi diyorsun da. Aa, şey, o kadar değil. Da kalın değil. Görüntüsü çok kalın güzel, gibi. Çok güzel, kadife gibi, rengine de bayıldım. Hı-hı. Çok güzelmiş, baksana. Aynen. Yani. Kaça aldın? 38 lir. Türk parası? Çarpman lazım. Hani kaç para diye. Bilmiyorum. Ya şimdi bile o, biz alırken mesela 19 muydu? 18,5 muydu neydi? Oradan şey yapıyor. Fiyat oranın değişiyor. Parasıyla oranın alındı. Parasıyla alıyorum. Bozdururken şey oluyor. Yani telefonum da orada bulursam çarpacağım. Çarp bakalım. Kafadan çarpamayacağım. Çünkü kusuratlı olacak. O şeyden hesaplayacağım. Türk parası kullanılmıyor değil mi orada hiç? Hayır. Türk parası nerede geçiyor? Adam bilmez ki onu. Şimdi o zaman kaçta, 19 nokta, hadi 30 diyelim. Çarpı 8. 734 lira. Türk parası lira. Hı hı. Annem 700 lira, 750 lira bir kaza. Ama oraya baktığın zaman 34 lira verdiğinde hiç öyle düşünülmüyor. Çünkü oran parasıyla normal. Tabii, o, ya aslında bize şöyle geliyor.
biz tam olarak idrak edemediğimiz için, bir de aldığımız para maaş Euro'dan, leve çeviriyoruz. Lev bize daha düşük gibi geliyor. Mesela Euro ne kadar? Atıyorum 37-38. Lev ne kadar? 19-20. Aradaki farka baksana. Öyle olunca ucuz gibi geliyor. TL'ye vurunca pahalı gibi geliyor. Pahalı, aynen. TL'ye vurunca pahalı. 750 lira. Bir tane mont aldım, çok güzel. O da 85 lev. Ama harika bir şey. Uzun mu kısa mı? Kısa. Kısa. Dur görelim. Hani 850 banka herhalde. He, banka boş ver. Sen ondan arıyorsun ya. Ben sana Bulgaristan'dayken ondan şey, bundan görüntülü arama dedim. Evet. Aç çalmıyor. Normalde arayabilirsin. Ha, ben normal, de hep artık onu arıyorum. Hayır hayır, fark etmez. Onu da ara da bu telefondan yengen de olsa WhatsApp'tan aradı mı? Bir de görüntülü. Anam şimdi aynı böyle çalıyor, numara gözükmüyor. Açıp kapayacak yeri gözükmüyor. Durmadan çalıyor. Dedim ben ötekinden ara, şimdi o da alıştı, hep ondan arıyor. Aynen. En son aramalarda ne varsa o. Ne var? Senin hediyen. Ay. Ne, amma sarmışım. Ama neden yani sardım? Çünkü kırılabilir. Yani, sen tut da ver bıçak getir. Ben açayım istersen. Ha, aç gel. Yani streçledim bayağı bir. Kötük yok orada. Şimdi şey de yok. Hemen şuradan şurası değil ki. Kaç saatte geldiniz kızım? Kaç saatte geldik? 2 saat gümrükte bekledik. O 13 saat İstanbul-Antalya arası sürdü. 5 saat şey, bizim Bulgaristan'la İstanbul arası. 5 oradan, 3 oradan. 8. Ay aman dur, 12. Tamam doğru. 12, 5, kafada gitti iyice. 17. 17. 17, 2 saatte gümrük gümrükte bekledik. 18. 19 oldu, 17 18, demiştim. 19. Yani 19 saat. 19-20 saat kadar. Ay ben çatlar ölürüm ben. Beni döktü öyle yolda, 20 saatlik yolda. Tabii. Yani çok büyük bir sabır ister. Hem de ne? İstemez mi? Dur kalk, dur kalk. Bir de aynen, bildiğimiz firma böyle şehir içi otobüsü gibi. Otogara varmadan önce 10 dakika önce yolda duruyor. Yolcu indiriyor, yolcu bindiriyor. Otogara sapıyor, orada yolcu indiriyor, orada yolcu bindiriyor. Normalde İstanbul'dan Antalya arası 12 saat falan, 11-12 saat. Ama bizim bildiğimiz firma 13 saatte getirdi bize. 13-13.5 saatte geldik. Aynen, belediye otobüsü gibi dur kalk, dur kalk. Ya, o yüzden artık şeyden, otobüs gördün mü midem uzanıyor. Ay değil mi? Gerçekten öyle. Gerçekten bunu çok zor. Evet. Gerisine sen aç. Oh oh oh, peçeteleri. Ama ne yapayım? Aldım orada, sardım iyice, kırılmasın, zarar görmesin diye. Civciv çağırıyor. Bakalım geldim. Bayılırım süs eşyalarına. Ay çok güzel. Herkesine bereket annem. Teşekkür ederim. Şöyle arkadaşlar. Tam da televizyon şeyine uydu. Bak ya şöyle bir baktım, senin eşyalar aklıma geldi. Aynen, aynen. Renk olarak. Bak rengi de. Bilmem, masanın üstüne de koyabilirsin. Rengi de uydun. Nereye? Ya evet. Bak bak. Ya da o vazoyu alıp işte, oraya da koyabilirim. Kesene bereket annem. Teşekkür ederim küpelere küpelere. Ya ne alsam ne alsam diye hep düşünüyorum. Ya hediye konusunda var ya, aslında o kadar kararsız kalıyoruz ki. Yani orada hepimiz izin veriyorlar bize. İşte bir şeyler almak isteyen alsın diye atıyoruz kendimizi. Bir Jumbo diye bir yer var. Jumbo'dan aldım bunu. Ya AVM'ye gidiyoruz ya şeye. Yani Jumbo'da hediyelik eşya falan daha şey, böyle uygun fiyatlı. Normalde bizim çalıştığımız yerde de hep var böyle. Ama atıyorum hani bu aynı. Aynısı bu. Jumbo'da mesela 25 lirse, bizim çalıştığımız bölgede olan yerde 40-45 lira, iki katı. Çünkü turistik bölge ya orası. Yani. Öyle düşün. Oraya gittik, oradan böyle bunu kestirdim gözümün, ne yaptım. Güzel güzel, iyi, tam uyumlu olmuş bak onlara da. Ama ben ona en güzel yer
Orası. Şu bence. Yukarıdan yukarıdakini indireceğim. Bence en güzel yer evet. Vazoya indireceğim. Aynen oraya koyuyorum onu ben. Hadi yapalım mı kahveni? Sen de yapalım. Sohbetler bitmiyor. Aldık. Gezdiği yerler, yediği içtiği onun olsun. Gezdiği ama ne içtiğinde zaten ben orada dışarıda bir şey yemiyorum ki. Bizim arkadaşlar falan yiyor hani şimdi reklam gibi olmasın da büyük işte hamburgerciler falan var ya. Ben dedim hani yemeğin sonuçta orada domuz da çıkıyor. Domuz pişirildiği yerde tavuğu da pişirirler, danayı da pişirirler diyorum ben. Sadece işte tavuk olan şeylerden yediler ama ben gene şey yapmadım. Zaten bu dışarıdan yemedim. Pek şey yapmaz yemez. Öyle bir yeme şeyi onun vardır. Dışarıdan her şeyi... Yemem, bakarım. Yani biraz aslında bu konuda cinsim herhalde. Kendim de kabul ediyorum. Mesela eşimle falan da gittiğim zaman bakarım böyle. İçeriye mutfağa bakarım. Hani nasıl yapıyorlar gibisinden. Beni, Yüksel beni şey yapar. Hani şöyle yapma der. Ama bu da benim elimde olan bir şey bir değil. Bir şey değil. Yani mecbur hani bakıyorum böyle otele falan da tatile gittiğimizde bakarım şöyle. İşte salataların içine bakarım. Yeşilliklerin içine bakarım. Yani bakarım da bakarım. Kolay kolay yemek yemem. Yediğim yerler sabittir. Sabit. Her yerde yemem. O da hani güvenilir. Daha önce yediğim hem lezzet açısından hem temizlik açısından yediğim yerler vardır. Kolay kolay yemem. İşte bir Yüksel ara sıra beni böyle uzak yerlere, Manavgat'ta bilmem ne, gezmeye gittiğimiz yerlerde eğer çok acıkırsam o zaman hani mecbur kalınca gene böyle dışarıdan bir bakarım. Sirkülasyonu nasıl? Sağlam mı? Müşterisi hani çok olan yerde, sirkülasyonu çok olan yerde büyük ihtimalle hem lezzetlidir hem de temizdir yani. İsim olarak evet. Duymasanız da büyük ihtimalle orada tek iş yeridir ve sürekli müşterisi olduğu için güvenilirdir. Öyleyim. İşte biz yolculuk Bulgaristan'dan çıktık. Tabii bizim patronlarımız bize şey yapıyor. VIP arabalarla, iki VIP arabayla geldik. 14 kişilik biz tabii. İstanbul'a kadar Allah razı olsun onlar bırakıyorlar. Hatta biz giderken de onlar gelip alıyor. Kendi kendine. Senin televizyon açıldı. Benim her şey kendi kendine. Neyse biz birer sandviç yaptık herkese işte arkadaşlara falan. Daha sonra Bulgaristan'da öyle bir arkadaşla şey almıştık. Çekirdekli ekmek oradan. Tabii ben gene bakıyorum böyle. Onlar hep sürekli yiyor ya. Kararsız kalıyorum. Bakıyorum böyle alsam mı almasam mı. Dedi ki ya ye Ebru diye bir arkadaş var kahvaltı şefi. O da çok titiz mesela. O da titizlenir hani domuz piştiği için. Hemen biz araştırır bakarız böyle. Ben aldım hani burada çalışan Türkçe bilen Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarımız da var. Oralarda çalışan temiz yani kesinlikle domuz ürünü girmeyen yerler de var. Aldık neyse şöyle bu kadar uzunluğunda çekirdekli ekmek ama bir de lezzetliymiş anlatamam i̇şte. Çok da güzel yani. Ortada ikiye böldüm bir tanesine işte domates, kaşar, peynir. Diğerine de labne peynirli ha dedim şekerimiz bir şeyimiz düşerse sarelle gibi bir şey sürdük çikolata. Onları çantaya koydum ben. Neyse yolda işte İstanbul'a gidesiye kadar şey yaptık. O otelde yapmış olduğumuz sandviç ekmeklerinden yedi herkes. Tabii gümrükte şimdi ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Herkes sizin gibi tedarikli değil. Ben çabuk kraker falan da attım böyle çantama. Önceden tecrübeliyim ya. Evet. Yollarda. Neyse işte 2 saat kadar gümrükte bekle. Derken gümrükten sonra tabii ki tekrar Türkiye'ye geçiş yapıyorsun ama İstanbul'a kadar gene bir vakit var. O arada gene bir şeyler yiyip içmedik. İstanbul Otogarı'na geleseye kadar kaç arkadaş geldik biz? 2, 4, 6. 6 arkadaş Antalya'ya gelecek. Antalya'ya. Tabii acıktık bu süre sarfında. Hemen bizi otogara bıraktılar. Baktık bilet 10 dakika sonra bilet var Antalya'ya. 6 kişilik de yer var. Alalım mı? Ben diyorum ki bak işte Metin Usta var yanında Züleyha var. Arkadaşlar hani bir yerde oturalım bak bir şeyler yiyelim, yemek yiyelim öyle gidelim diyor. Şimdi benim yanımda sandviçim var. Evet. Ama onların yok. Yok. Yok yani ben biliyorum onlar yani hepimiz açız. Hep bununla karşılaşıyoruz zaten dönerken. Yani hep bir açız biz dönüşte. Neyse. Dedim yiyelim bir şeyler öyle çıkalım yola dedim. Çünkü nerede ne zaman duracağını bilmiyorsun. Molayı nerede yani. Vereceğiz onu da bilmiyoruz biz.
Ya işte gidince yeriz, bir yerlerde yeriz, acele ettiler. Tabii herkese de bir gitme heyecanı yani. Ailesiyle kavuşma heyecanı yani. Da o arada benim açlık ağır bastı herhalde. Açlığım derken bak gene söylüyorum. Benim sandviçim var ama onları düşünüyorum. Evet. Gene. Neyse arabaya bindik. Bunlar başladılar. Aradan bir 5-10 dakika geçti. İşte açıktık. Ne zaman mola verecek? Dedim ben size söyledim. İşte dediler ki yese miydik acaba? Dinlemediniz. Hı. Ya bir saat sonraki ya da yarım saat sonraki otobüse binsek ne vardı yani? Hiç. Karnınızı çıkardım ben sandviçleri. Oo gözleri patladı. Sen de dediler sandviç varmış niye söylüyorsun? Tamam mısın? Ben de var ama arkadaşım yani ne kadar yetecek? Nasıl yetecek? Neyse o iki tane sandviç ortadan ikiye böldüm. Diğer iki arkadaş biraz daha ileride oturuyordu. Biz dört kişi önlü arkalı oturduk. Verdim sandviçi çıkarttım. Mavinde bayan. Ben ilk defa bayan mavi gördüm. Vardı eskiden de. Varmış. Neyse biraz da böyle hani artık günün stresi mi diyeyim kadında. Zaten biz de akşam bindik ya belki yorucu bir gün, stresli bir gün geçirdi bilmiyorum ama ben sandviç çıkartıyorum bir tane tam ısıracağım. Ona şöyle baktı. Dedi ki arabada da dedi kokulu yiyecek yemek yasak dedi bana. Dedim ki hanımefendi şimdi bunun içine salam yok, sucuk yok dedim ben. Hani kokulu değil dedim ben. Ve dedim biz hani durumumuz böyle. Biz 6-7 saattir yoldayız ve açız dedim. Konuşuyor, baktım gittim ona. Tamam mı? Biz arkadaşlarla yedik. Neyse derken tabii kaç saat geçti bilmiyorum ki. Yani bir böyle yollarda hiç uyuyamam ama gözünüzü açıyorsunuz, bakıyorsunuz etrafa. İşte zaten hep karanlık, akşam yolculuğu yaptık. Neresiydi orası ya? Nerede mola verdik biz ilk? Bir kere daha orada bir yerde yemiştim de gene aynı hatayı yaptım. Yemesem olacaktı. Midem hep yanmaya başlıyor. Tabii ufacık bir yarım sandviçte doymuyorsunuz. Yani. İstiyor insan böyle sulu bir şeyler yemek istiyor. Hani çorba gibiydi ya da ne bileyim sebzeli bir şeyler gibi bir şeyler yemek istiyor. İndik. Tavuk çorbası aldım ben. Bir de yarım pilav aldım. Allah'ım yani bu kadar kötü olamaz ya. Hadi işte şey yapmadın. Unu kavurmuş, suyu vermiş, içine iki parça et atmış, koca kasede tuz koymuş bu kadar. Gerçekten bu kadar. Ve o çorba ne kadardı? 120 mi? Ya parasından da değil. Çünkü açsın ya. Doyurucu olsun, güzel bir şey gelsin. Yani, lezzetli olsun. Lezzetli olsun istiyorsun en azından. Yani iki dilim ekmek vardı. Koca zaten ekmeğe hasret kalmışım. Orada hiç ekmek yani bir o aldığım çekirdekli ekmek sandviçini yiyorum. Başka da bir şey yedim yok. Ya hamur işi zaten kesinlikle çok bir şey yiyemedim. Ayda yılda bir pizza. Ebru işte kahvaltıcı pişi yaparsa o. Yani şey de yok. Hiç hamur işi de yemedim. Ondan sonra arkadaşlar zaten hepimiz birer çorba aldık. Birer kaşık alan yüzünü düşürdü. Neyse zor bela yiyorsun. Yiyeceksin artık ne yapacaksın? Öleceğim mi açlıktan? Yani. Adam aradan 15-20 dakika geçti. Hepimizin midesi yanmaya başladı mı? Eyvah. Hepimizin midesi yanmaya başladı mı otobüse böyle? Ay yani o kadar kötüydü ki anlatamam. Ya işte her yerde yemek yiyemem dediğim konu bu. Aynen. Aslında. Ben de her yerde. Ne yağ kullandığını bilmiyorsun. Lezzetli mi değil? Yani. Yani hiçbir şey kullanmadım. Bulyona karşıyım aslında. Hani tavuk bulyon, et bulyon var ya. Hadi büyük şirketsin. Belki kemiği kaynatamadın. Arkadaş lezzetlensin diye bir bulyon at bari. Yani en sonunda kendi kendime onu dedim. Ya bir tavuk bulyon bari at içine yani, değil mi? Öyle yani. Zor. Yolculuklar zor. Ama biz geçen hafta işte üç arkadaş Bedriye ben falan şeye gittik dedim ya. Korosuna geçtiğimiz hafta. İşte Saliha geldi. Dörtte bitiyordu Bedriye'nin şeyi. Ben de kahvaltı yapmadım. Bedriye'nin de eşi asker tabii ki. Mekan cennet olsun vefat etmiş. Erken buluşalım dedi. 12'de başlıyor. Orada evinde buluşalım dedi. Orada kahvaltı türü bir şey yersin dedi. Yaptın mı kahvaltı dedi. Yok yapmadım ben geç yapıyorum. Saat 10 gibi aradı beni. Ben dedi çıktım dedi. Orada evinde seni bekliyor. Sen de gel derdi oldu ona da. Burada kahvaltıya gittik. Birer kahve aldık. Mutfağı tadilattaymış. Saat 12 oldu Kore'ye gittik. Ben aç duruyorum. Kadına derdi oldu. Kız acıktın sen de.
Ya sen takma kafana dedim, ben boş ver, ben de hani açlığıma dayanırım dedim ben. Dörtte dörde kadar beklemedik onu. Biz salihale çıktık, onun da karnı açmış. Onun akülü biz motoruna bindik. Ne yiyelim? O dedi ki benim bildiğim bir pideci var, kapalıydı o gün. Bir köfteci var, köftecinin yerine baktım şöyle, yok ben burada köfte yemem dedim ben. Dışından temiz olmadığı belli. Gel dedim şemsiyeye gidelim. Çorbacı. Bir çorba kaç para olmuş biliyor musun? O işkembe söyledi, ben de şey söyledim. Kelle paça. Yok, kokteyli hepsinden karışık. 260 lira. Yani her şey pahalı tabii. 3 kaşık aldım. A-a. Niye? Uzun zamandan beri gitmiyordum ve mesela o çorbasıyla meşhurdur. Tabii yani. Ben sürekli yani. Oradan kelle tandır çarşı içinde otururken oradan alırdım ben. Ustası değişmiştir. Aklıma o geldi. Ustası değişti kesin dedim. Ben kesinlikle dedim. Ben hiç Saliha da üzüldü. Ay dedi. Ay, yok dedim. Hiç sakın şey yapma. Ben dedim yiyemem dedim ben. O yedi. Kesinlikle ustası değişmiş. Senin anlattığın gibi ne tadı, ne tuzu, hiçbir şey yok. Hadi tekrar Bedriye'yi gitti aldı. Bir yerde gene oturduk. Onun yeğeni geldi. Dedim senin yeğenin geldi. Yalnız değilsin. Biz Bedriye'yle gidelim. Bedriye yedin mi bir şey dedim böyle böyle. Yürü orada evine. Deniz tarafında olana gittik bu sefer. Girdik, bereket orada köfte ekmek yedik. Güzelmiş dedim, güzel mi ben yedim güzel. Çok da uygun bir fiyat tabii. Orada eve göre. Hani. Tekrar söylüyorum, söylemiştim. Arkadaşım selam gönderiyorum, kesene bereket. Sağ ol canım benim. Ta akşamüstü yedik, hava dedim. Bedriye hava kararıyor, ben kaçıyorum artık. Tamam dedim. Neyse benim yatak odasında şu şeyi düzeltelim bari. Neyi? Şeyin yerini değiştirmek istiyordum. Sana bir göstereyim de. Yatağın mı? Yok yatağın değil. Arkadaşlarla geziye gittik. Gene herkes tişörtlü, ben kazaklı. Ama kalın değil. Değil kalın o kadar değil. Bir de gittiğimiz yer çok esiyordu böyle. Herkes bana böyle bakıyor. Kazak giymişim diye. Neyse işte orada fotoğraf çekildik falan. Instagram'dan fotoğraf attım. Ece'nin altına yorum yapmış. Anne kazağın çok güzelmiş. Ece'nin giyse ona da olur. Çok, tabii hemen el koydu zaten. Gelince benim olacak. olur yani. Olur. Ayağına sağlık annem. Kızlara yüksele selam. Gelirim canım, geldin ya artık. Niye gelmeyeyim? Sen de dinlendin. Gel bakalım, şey yok. Asansör derdi yok. He ya şey, giriş kat tam istediğim gibi. Merdiven derdi yok. Fıldır evet. Fıldır esiyor balkonum. Yani çok, orası biz boğaz diyoruz oraya. Acayip esiyor. Yazın iyi olur da tabii kışın biraz daha şey. İşte haberleşiriz dediğim gibi gene telefonlaşırız. Yarın işte bu tarafa geleceğim mi? Kan değerlerini vereceğim mi? Vermeyeceğim mi? İşte yarın sabah bir kalkayım. Burada da kan günleri var mıydı onu hatırlayamadım da. Çok önceden pazartesi, çarşamba, cuma sadece kan alıyorlardı. Sağlık ocağında. Sağlık ocağında tabii. Ha, ben tam bilmiyorum. Ama işte belki günleri değişmiş olabilir. Bir bakacağım, bir sorarım ya. Olmazsa zaten sağlık ocağı şuraya gider. Ha, yakın aynı. Kan verebiliyor diye. Bence şimdi git sor. Ha aynen şu arka taraftan gidersin. Ha aynen arka şey. Taraftan gidersin. Oradan hallederiz. Ha tamam, telefonlaşırız yarın. Yarın değil de yarından sonra haberleşiriz gene. Hep telefona tamam. Gelirim. Hı hı. Tamam. Tamam hadi anneciğim, hadi görüşürüz. Öptüğüm hadi. Geldik, sohbet ettik. Kahvaltımızı yaptık. Geçirdim kızımı da. Gerçi biz dediğimiz gibi hep her akşam kendi de dedi ya, bir saat, bir buçuk saat görüntülü konuşuyorduk. İyi, kendine gelmiş biraz. Yol yorgunluğu da var. Kendisi de dedi. Ben söyledim ona, dedim. İşte dedim ya, gitmeyen arkadaşlar nasıl bakacaksın, edeceksin yüzüne diye. Dedim her gün ben zaten onun yüzünü görüyorum. Geçtiğimiz videoda da söyledim, erkenden gideyim ortalarına mı yatırayım. Hasret giderdi onlarda. Onlarda bir tabii ki evi yuvası var, ne kadar benim evladımsa bir kendi aralarında konuşacakları vardır. Yol yorgunluğunu attı, stresini attı. Kahvaltı yaptığımızda öyle diye kahvaltı yaptı dedim. Herhalde annem sende şeker falan olabilir dedim ben. Fazla yedi mi benim gibi, anne böyle... Böyle uyuyacak, kahvaltı yaptık, kafa gidiyor. Kalk kalk dedim, geçelim içeriye dedim. Anne diyor, fazla kaçırdın mı, böyle oluyor dedim. Sende şeker de olabilir kızım.
Çünkü ben de çok fazla aşırı kaçırınca aynı şekilde oluyorum. Sık yiyorum, az yiyorum. O şekilde. Zaten o geldiğinden beri hem zaten iki gündür şeye bir hastanelere gitti geldi. Kendisi de işte az biraz bahsetti. Bütün değerlerim diyor yerde diyor. Bir de diyor vücudumda bir böyle diyor salıklık var. E tabi dedim yani iş yorgunluğu, yoğun tempo. Vücut şu an dinlenmeye geçti. Az da olsa o tempo yok. Ondan dedim kendisini saldı. Onun yorgunluğu var tabi kolay kolay atılmıyor. Yaptığı işte yemek işi her zaman diyorum. Ben de yemek fabrikasında çalıştığım için zamanla yarışıyorsun. Aşırı hareketli olacaksın bildiğin zamanla yarışıyor gibi bir şey. Kolay değil. Rabbim ne diyoruz? Sağlık versin. Güç kuvvet versin. Biz de o genetik işten korkmayız biz. İş bizden korksun deriz ama o da bir yere kadar. Artık yaşlar ilerledikçe beden artık dur diyor. Yeter. Beni çok fazla yordun. Beni hor kullandın. Evet biz çalışırken biz kendimizi gerçekten canla başla gücümüzün üstünde var gücüyle. Bizim hepimizde var bu. Bizim genetik annemizden de gelen bir şey o. Annem de öyleydi. Hani bazı insanlar ağırdan alır ama kendisini yormaz, etmez. Biz öyle değil. Biz onun kendi bedenimizin potansiyel üstüne çıkarız, zorlarız kendimizi çalışırken. Belirli bir yaşa da gelince ne diyor? Yeter beni hor kullandım, ben çok yoruldum. Bunu içten sen istesen de beden aa diyor. Beden kesinlikle yeter artık diyor. Yoksa kötü şeyler olabilir. Çok kötü şeyler olabilir diyor. Sen bana bakmazsan ben de sana bakmam, bırakıveririm der. Ne yapalım, kaçalım, gidelim canlarım benim. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.